hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü bu program sadece ve sadece sizin programınız arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Bu evden çıkamadığımız bu dönemde zamanınızı evde nasıl geçiriyorsunuz? Ders çalışmak, online eğitiminiz dışında başka neler neler yapıyorsunuz acaba? Bizler sizlerin hayatını çok önemsiyoruz. İşte bu yüzden gününüzü özellikle böyle bir zamanı nasıl geçirdiğinizi çok merak ediyoruz. Ve aynı zamanda eğer sizler bizlerle gününüzü nasıl geçirdiğinizi paylaşırsanız, belki yaratıcı bir etkinlik, belki diğer arkadaşlarınızın hoşuna gidecek ya da daha önce hiç düşünmediği bir oyun olabilir. İşte arkadaşlar sizler bu fikirleri bizlerle paylaşırsanız belki de diğer evde zaman geçirmekten sıkılan arkadaşlarınıza teşvik olabilirsiniz ve onlara yeni fikirler vermiş olursunuz. Ve tabii ki onlardan da size yeni fikirler gelmiş olur diye düşünüyorum. İşte bu yüzden WhatsApp numaramız her zaman sizlerin bize ulaşması için hazır olarak bekliyor. WhatsApp numaramızdan bizlere video göndererek, resim göndererek, başka neler yaparak, yazı yazarak, ses kaydı göndererek her şekilde bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizlerin sesini duyarsak, bizler sizlerin resmini, fotoğrafını görürsek, bizler sizlerin bize yazdığı yazıları okursak çok ama çok mutlu olacağız. Ve tabii ki de zaten gönderdiğiniz şeyleri okudukça çok mutlu oluyoruz gerçekten. Evet arkadaşlar, acaba bugün sizler için hazırladığımız görev nedir diye düşünürken şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer ilk kez bugün Sat 7 Türk ekranlarını tam olarak 4'te açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla neler anlatıyor bize böyle, ne görevinden bahsediyor, neymiş bu görev diye düşünüyorlarsa sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar eğer Sat 7 Türk ekranlarını saat tam 4'te açarsanız karşınızda beni göreceksiniz ve şu anda izlediğiniz program Sat 7 Türk Çocuk programı, yani tam olarak sizler için hazırlanmış bir program. Peki biz bu programda neler yapıyoruz? Çok fazla şey yapıyoruz. Gerçekten anlatamam. Bence izlemeniz gerekir. Ama en önemlisi bizler bu programda, her programda Tanrı'yı anıyoruz, Tanrı'yı hatırlıyoruz. Tanrı'nın bizlerin hayatında yaptığı güzel şeyleri, iyi şeyleri, ki zaten her zaman hayatımızda iyi şeyler için çalışıyor Tanrımız. Ve onun dışında tabii ki de Tanrı'nın kişiliğini, Tanrı'nın sevgisini, bütün bunları konuşup bunları anlamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda dünyamızda olan, bizi şaşırtan bilgiler hakkında konuşuyoruz. Birlikte bazen mutlu et köşemizde birilerini mutlu etmek için evde böyle ellerimizi kullanarak neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Hatta bazen de işaretlerle konuşuyoruz arkadaşlar. İşitme engelli arkadaşlarımız için, işitme engelli kişiler için işaret dilini birlikte öğreniyoruz. Ve gerçekten hem kendimize hem başkalarına faydalı olmaya çalışırken aynı zamanda çok eğlenmeye çalışıyoruz. Eğer bugün ilk kez bizi izliyorsanız bence bu bölümü sonuna kadar izleyin. Eğer beğenirseniz tekrar bizim programımızı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Peki, şimdi acaba sizler için hazırladığımız görev nedir diye soruyorum. Ama cevabı vermeden önce sizlere şöyle söylemek istiyorum. Rab de her zaman sevinelim, ellerimizi kaldıralım diyorum. Peki acaba bunun bu görevle ne ilgisi var diyen arkadaşlarım için 5'ten geriye doğru sayacağım. Bakalım Nora abınız acaba sizler için bugün hangi görevi hazırladı? Hadi sizler de bana eşlik edin. Birlikte anlayalım bakalım bu ilahinin acaba görevle ne ilgisi varmış? 5, 4, 3, 2, 1... Şimdi anladınız mı az önceki ilahi neden söylediğimi? Hep birlikte söyleyelim hadi. Arkadaşlar. Evet şimdi görevimiz sevinçli olmak. Acaba bu görevi nasıl yerine getirebiliriz? Hiç merak etmeyin. Nora abınız tabii ki sizlere yardım edecek. Ama ondan önce bu görevle ilgili güzel bir video izleyeceksiniz. Sonra Ege'yi izleyeceksiniz. Sonra da bu görevin ipuçları hakkında birlikte konuşacağız. Thank you.
ev örümceği kızartılınca tadı fındığa benzer. Hatta uzak doğu ülkelerinde enfes bir yemek olabilir. Düşünsenize örümcek kebabı. Axolotl'lar akciğerleri olmasına rağmen solungaç solunumu yapabilir. En uzun milli marş Yunanistan'a aittir. Tam 158 kıtadan oluşur. Bu yüzden olimpiyatlarda Yunanistan altın madalya kazandığında insanlar saatlerce ayakta durur. Düşünsenize geri alıp ikinci kez açıyorlar. İstiklal Marşı aslında 9 kıta bir benddir. Bunun yalnız 2 kıtası marş yapılmıştır. En hızlı kas gözümüzü kırpmamızı sağlayan kastır. Hızı 2 milyarda birdir. Bence olimpiyatlara bu eklenebilir. Göz kapaklarınızı yarışması. Bir öpüşmede 250 parazit değişimi yapılır. Öpüştükten sonra aldığınız parazitleri beğenmezseniz değiş tokuş yapmayı unutmayın. Sevinçli bir video izledik ve ardından görevimiz hakkında konuşmak için Nora ablanız işte burada arkadaşlar. Sevinçli olmak. Peki acaba neden sevinçli olmalıyız? Sevinçli olmak zorunda mıyız? Sevinçli olmak Tanrı'yı hoşnut mu eder? Neden Nora abla bize böyle bir görev verdin? Hemen bu soruya cevap veriyorum. Evet arkadaşlar, kesinlikle Tanrı'nın bizler için istediği şey bu. Zaten düşündüğünüz zaman aslında dünyayı yaratma şekline, bizim için yarattığı güzel böyle ağaçlara, çiçeklere, güzel denizlere, o canlı canlı balıklara, çiçeklere baktığımız zaman, zaten o güzel sevimli hayvanlara baktığımız zaman, renklere baktığımız zaman, gökyüzüne baktığımız zaman, zaten aslında Tanrı'nın bizim ne kadar mutlu olmamızı istediğini anlayabiliyoruz. Sevinçli olmamızı istediğini ve eğlenmemizi istediğini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama sizlere buna daha net bir cevap verebilmek için hemen bir ayet okumak istiyorum. Filipililer bölümünden 4. bölümden bir ayet geliyor. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Evet, Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Rab'de her zaman sevinmekten bahsediyoruz değil mi şu anda? Yani sevinmek, bunun çeşitleri var. Mesela okulda derslerimizden iyi bir not aldığımızda sevinmek, bir dostumuzu gördüğümüzde sevinmek, bir sürü şeye sevinmek, sevdiğimiz bir hediyeye kavuştuğumuzda sevinmek olabilir. Ama burada özellikle belirttiği şey, Rab'de her zaman sevinin. Bu kutsal kitapta yazıyor. Yani Tanrı'dan bize gelen mektupta. O zaman da kutsal kitapta yazan her şey Tanrı'nın onayı dahilindedir. Tanrı onaylamıştır bunu. Demek ki bizim sevinmemizi istiyor. Ama Rab'de sevinmemizi istiyor. Peki acaba Rab'de nasıl sevinebiliriz? Birazcık bu konuya gelirsek arkadaşlar. Normalde bizim başımıza şöyle şeyler gelebiliyor. Bazen bizim canımızı sıkan, moralimizi bozan şeyler olabiliyor hayatımızda. Mesela okul dönemimizi düşünelim. Okul dönemimizde diyelim, yani okuldayken arkadaşlarımızla bir problem yaşadık, belki üzüldük ya da canımız bir şeye sıkıldı. Ya da şimdi bugünlerde arkadaşlar evin içindeyiz, ailemizle daha sık zaman geçiriyoruz. Çok fazla sık zaman geçirmekten tabii çok fazla sohbet ediyoruz, çok fazla oyun oynuyoruz. O zaman da bazen anlaşamadığımız konular ortaya çıkabiliyor ve belki bir şeyden dolayı birine kırılabiliriz, tartışabiliriz. İşte böyle zamanlarda normalde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Üzülürüz değil mi? Üzülüyorduk normalde. Ve gün boyu moralimiz bozuk gezebiliyorduk bazen, eğer o şey bizi gerçekten çok üzdüyse. Ama arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Rab'de her zaman seviniyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Tanrı'nın bize olan sevgisini düşünüyoruz. Mesih'in bize olan sevgisini düşünüyoruz. Bizleri kurtarmak için bir süper kahraman gibi ne kadar fazla çaba gösterdiğini, bizim için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını anımsıyoruz. Ve o zaman arkadaşlar bizlerin Tanrı tarafından bu kadar güçlü, bu kadar bütün evreni yaratan bir kral tarafından bir baba bir sevgisiyle, içten bir sevgiyle sevildiğimiz için buna seviniyoruz, bunu fark ediyoruz, buna odaklanıyoruz. Odaklanmamız gereken şey bu olsun arkadaşlar. İşte o zaman diğer moral bozucu şeyler bizlerin aklımızda yer edemiyor. Ve biz de tabii ki de o zaman Rab'de her zaman seviniyoruz. Yani Rabbin, Tanrımızın bizi seçtiği için, bizim hayatımızda olduğu için, biz ona dua ettiğimiz zaman bizi her zaman duyabildiği için işte bunlara seviniyoruz. Ve o zaman da diğer küçük problemleri böyle unutabiliyoruz. Diyoruz ki beni bu kadar çok seven bir Tanrım varken bu kadar küçük bir şeye üzülmemin bir anlamı yok diye düşünüyoruz. O zaman da Rab'de her zaman sevinmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki onun dışında acaba ne olabilir? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz.
bizleri üzen kişilere ya da üzgün olan kişilere sevinç verebiliriz. Bizde sevinç var çünkü, değil mi? Çünkü biz Rab'de her zaman seviniyoruz. Bizim hayatımızda sevinmemiz gereken, sevineceğimiz çok büyük bir sebep var. Tanrımızın bu kadar harika bir Tanrı olması ve bizi çok seviyor olması. İşte o zaman da arkadaşlar bizler Rab'de sevinirken başka insanlara da sevinç verebiliriz. Onların yanında olabiliriz üzgün oldukları zaman da. Onları neşelendirmeye çalışabiliriz ve onlara sevgimizi verebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki de ipucu şöyle olabilir. Eğer bizler sevinçli olamıyorsak, kolay kolay sevinemiyorsak bu düşünce sistemiyle Tanrımıza dua edebiliriz. Tanrımızdan bize sevinç vermesini isteyebiliriz. Tıpkı bir hediye istemek gibi ve o zaman da Tanrımız bizi her zaman duyacaktır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu kadar konuştuk. Artık sizleri bu göreve gönderiyorum ve tabii ki de aynı zamanda İkimiz için de, sizler için de, bizler için de bir mola zamanı. Haydi bakalım hep birlikte kumdaki hikayelere. İshak ve Rebeka'nın ikiz erkek çocukları oldu. İlk doğan çocuğa Esav, diğerine ise Yakup adını verdiler. İkiz olmalarına rağmen Esav çok saçlı ve kıpkırmızı olduğu için kardeşi Yakup'tan ayırt edilebiliyordu. Günler ve yıllar geçtikten sonra iki kardeş büyüdü. Yakup hep çadırda oturup evin etrafında çalışan biriydi. Esav ise usta bir avcıydı. Esav avlanmak için her gün kırlara giderdi. İshak Esav'ı daha çok severdi. Çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. Bir gün Yakup yemek hazırlıyordu. Çorba pişirmişti. O sırada Esav avdan dönmüş, çok yorgun ve çok açtı. Yakup'tan kendisine çorba vermesini istedi. Yakup Esav'a, "Bana ilk oğulluk hakkını verirsen sana çorba veririm." diye karşılık verdi. Esav, "İlk oğulluk hakkının bana ne faydası var ki? Yarın nasıl olsa öleceğim." dedi ve kardeşine ilk oğulluk hakkını sattı. Bunun kıymetini anlayamamıştı. Bir süre sonra babaları İshak çok yaşlanmış ve gözleri görmez olmuştu. İshak bir gün sevdiği büyük oğlu Esav'ı çağırıp, "Silahlarını, ok ve yayını al ve benim için kırda bir hayvan avlayarak sevdiğim lezzetli bir yemek hazırla. Ölmeden önce seni kutsayayım," dedi. İshak yaşlandığını ve ölmek üzere olduğunu bildiği için bunları Esav'a söylemişti. İshak'ın karısı Rebeka bu konuşmaların hepsini duymuştu. Rebeka Yakup'u çok sevdiği için Esav'ın yerine Yakup kutsansın diye bir plan yaptı. Yakup'a, "Git bir oğlak getir ve babana sevdiği güzel bir yemek yap ki ölmeden önce seni kutsasın," diye akıl verdi. Yakup annesine, "Nasıl olur ki kardeşim Esav'ın bedeni kıllı, benimki ise kılsız. Eğer babam bana dokunursa benim Esav olmadığımı anlar ve kutsama yerine beni lanetler," dedi. Rebeka, "Sen beni dinle ve önce yemeği hazırla," diye ısrar etti. Rebeka daha sonra Yakup'a kardeşi Esav'ın giysilerini giydirdi ve elleriyle ensesine kıllı oğlak derisiyle kapladı. Yakup, annesi Rebeka'nın tüm dediklerini yaptı. Babası ölmeden önce Esav'ın yerine kutsanmak istiyordu. Yakup babası İshak'a gidip sevdiği yemeği sundu. İshak yemeği getirenin Esav olduğundan emin olmak istiyordu. Çünkü Yakup'un sesini duymuştu. Elini tuttu ve çok kıllı olduğunu fark etti. Onun Esav olduğundan emindi artık.
İshak yemeği yedi ve Esav'ın yerine Yakup'u kutsadı. Bir müddet sonra Esav, hazırladığı lezzetli yemekle babasının yanına geldi. Babası İshak şaşırarak, "Kimsin sen?" diye sordu. Esav, "Baba ben senin büyük oğlun Esav'ım." diye cevap verdi. İshak titreyerek, "Öyleyse daha önce avlanıp bana yemek getiren kimdi? Ben onu kutsamıştım." Esav bunları duyunca acıyla haykırdı ve çok kederlendi. Kardeşi Yakup'un babasını kandırarak kendi yerine kutsandığını anlamıştı. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Ağzının seni günaha sürüklemesine izin verme. Vaiz 5. bölüm 6. ayet. Arkadaşlar yine benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesindeyiz. Deyim yerindeyse bölümü. Bu bölümde biz ne yapıyorduk? Bir resim görüyorduk ve o resmin bizim dilimizde çok sık kullanılan, sık sık kullanılan deyimlerden biri olduğunu bilerek o deyimin hangi deyim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorduk. Peki deyimler neydi? Günlük hayatımızda bazı durumları, uzun durumları anlatmak için sadece bir cümle kurarak, belki birkaç kelimeyi birlikte kullanarak bu uzun durumu kısaca anlatabiliyorduk. İşte biz bunlara deyimler diyorduk. Acaba bizler için bugün hangi deyim hazırlandı? Haydi bakalım hep birlikte bu deyimimizin resmini görelim. Evet arkadaşlar, bu resimde ben şu anda ne görüyorum? Sizin gördüğünüz şeyi görüyorum arkadaşlar. Böyle biri var, bir de kuş var. Böyle ağızla ilgili bir şey sanırım bu. Çünkü sanırım ağzında kuş, sanki ağzıyla böyle bir kuş tutmuş gibi. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu. O zaman arkadaşlar siz de anlayamadıysanız haydi hep birlikte dilin ipuçlarını görelim. Neymiş ipuçları? Evet arkadaşlar, birinci ipucumuzda bir ağız görüyorum. Belli ki bu deyim ağızla ilgili. Ağız görüyoruz burada, güzel bir ağız. Ve ikinci ipucumuzda ise bir kuş görüyoruz. Kuş var. Demek ki bu deyimimizde ağız ve kuş deyimleri, kelimeleri kesinlikle geçiyor. Peki arkadaşlar, o zaman ipuçlarımızı bu kadar konuştuk, yeter. Artık tahmin etme zamanı. Ben 3'ten geriye doğru, hatta 3'ten değil 5'ten geriye doğru sayayım ve bu deyimin hangi deyim olduğunu sizlere açıklayayım arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar deyimimiz ağzıyla kuş tutmak. Peki ne kadar enteresan bir kelime öbeği. Acaba bunun ne anlamı var? Nasıl yani? Ağızda kuş tutmak mümkün mü? Ay inanın hiç bilmiyorum. Çünkü normalde bizler sokakta bile kuş gördüğümüz zaman bırakın ağzımızla, böyle ellerimizle bile ona dokunamıyoruz. Bizim için çok zor oluyor. Bizden bazen korkup kaçabiliyorlar. Yani o yüzden kuşu bırakın ellerimizle tutmayı, ağzımızla tutmamız imkansız olabilir. İşte deyimimiz tam da bununla ilgili arkadaşlar. Düşünün ki ağızla kuş tutmak ne kadar imkansız bir şey. O zaman bu deyimin anlamını da şöyle açıklıyorum sizlere. Düşünün ki mesela biri var karşımızda ya da biz varız, fark etmez. Ne yaparsak yapalım, böyle imkansız bir şeyi bile başarmış olsak, yapabilmiş olsak sanki böyle karşımızdaki kişiyi mutlu edemeyecekmişiz gibi bir his. Yani ağzınla kuş tutsam bile bir türlü beni beğenmiyor diyebiliriz. Ya da ağzıyla kuş tuttu, öyle bir şey olamaz, ağzıyla kuş tuttu olamaz ama şöyle, ağzıyla kuş tutsa yine de onun bu doğum günü partisine gelmesine izin vermeyeceğim demek gibi bir şey. Ya da mesela ne diyelim, ağzımla kuş tutsam bile öğretmen beni bu dersten geçirmeyecek gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında biraz olumsuz bir şey, olumlu bir şey değil. Çünkü böyle elimizde olanın fazlasını bile yapsak
elimizden gelen her şeyi bile yapsak bir türlü sanki karşımızdaki kişi beğenmeyecekmiş gibi ya da biz beğenmeyecekmişiz gibi. Ama arkadaşlar, bizler Tanrı'nın çocukları, Tanrı'nın sevgi dolu çocukları olarak tabii ki böyle şeyler yapmıyoruz aslında. Çünkü bizler her zaman karşımızdaki kişinin bizim için gösterdiği çabaya çok mutlu olan, çok mutlu olmaya çalışan, ona teşekkür etmeye çalışan ve kişilerin yapamadıklarını görmekten çok yapabildiği, becerebildiği şeyleri görüp onları takdir eden kişiler olmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden de bunu genelde bizler kullanmıyoruz ama böyle bir deyim var arkadaşlar ve bunu sıkça duyabilirsiniz hayatınızda. Şimdi artık bu eğlenceli bölümü de bitirdik. Sırada M ve Z var. Ondan sonra Tanrı'nın sözünde burada birlikte buluşacağız. Oh be! Bu sezonun son bölümü. Ya. Vay be! Bu dekoru çok özleyeceğim. Tam alışmıştım. Ya ben de Z. Ama yeni sezonumuzun başlaması çok uzun sürmeyecek zaten, dert etme. Üçüncü ve dördüncü yolculuğu da çok zaman kaybetmeden kardeşlerimize anlatıyor olacağız. İyi bari. Me? Efendim Z? İsa Mesih elçi Pavlus'a ne dedi? Harika hatırlıyorsun. Devam ediyoruz. Tamam. İsa Mesih elçi Pavlus'a görünerek dedi ki, korkma. Konuş ve sesini kısma. Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak. Kaba kuvvet kullanmayacak. Çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. Vay be! Sonra? Bu görümün üzerine Pavlus kentte uzun bir süre kalacak. 1,5 yıl. Ardından öğrencileri ve inanlılar hiç istemeseler de Pavlus dönmesi gerektiğini belirtecek. Vedalaşıp gemiye binerek Suriye'ye doğru yol alacak. Daha neler olacak? Elçi Pavlus yolculuğu sırasında Efesos'a da uğradı ve orada da öğrencilerini gördü. Ardından Kayseriya'ya gitti. Sucuk yemeği mi? Ya, ne? Nasıl Z, anlamadım. Kayseri'ye sucuk yemeği mi, pastırma yemeği mi gitti? Ya Kayseri değil Z. Kayseriya, Kayseriya. Kayseriya İsrail'de bulunan antik bir liman kenti. Oh! İsim ve özelliğine bakar mısın? Şaşırttı beni ya. Olsun. Kayseriya'da kilise topluluğunun önüne çıkıp onları selamladı ve yaptıklarını anlattı. Yolculuk burada mı bitiyor? Hayır. Buradan sonra Antakya'ya geri dönüyor. Böylece ikinci yolculuğu da tamamlanmış oluyor. Harika. Elçi Pavlus'un yaptığı iki büyük yolculuk daha var. Onları da sonraki sezonun bölümlerinde anlatacağız. Haberim olması iyi oldu. Dersime çalışacağım. Sonraki bölümlerde seni sadece doğru mu yanlış mı kısmında değil, yolculukla ilgili sorularla da sıkıştıracağım. Harikasın Z. Çok keyif alırım ben. Yine de senin kadar araştırıp gezemem tabii bu kısa sürede. Evet, aramız çok uzun olmayacak. Olsun, sen yine de araştır. Belki benim gözümden bir şey kaçmıştır. Sen tamamlarsın. Tamamlama deyince konumuzla alakası yok ama aklıma bir ayet geldi. Ayet mi? Ne güzel, paylaş. Hadi paylaş. Nereden? Matta 5. bölümden 17. ayet. Diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ay, harikasın Z. Bak, konuyla alakası yok diyorsun ama aslında çok alakalı. Elçi Pavlus da tüm yolculuklarında bunu anlatmaya çalıştı zaten. Eski yükümlülüklerde kalıp da ona ve İsa Mesih'e karşı çıkanların yaptıkları boşunaydı. Çünkü İsa Mesih geçersiz kılmaya gelmemişti. Tamamlamaya gelmişti. O zaman bölümümüzü tamamlamak için doğru mu yanlış mı sorumu sorayım. Ay, merakla bekliyordum bunu. Dur hazırlanayım. Hadi sor. Salep içeceğinin ana maddesi bir çiçektir. Doğru mu yanlış mı? Salep. Bildiğimiz bu sıcak kışın içilen salep. Domates suyu kadar olmasa da evet, güzeldir. Evet, düşünün, çiçek mi? Doğru. Bildin. Anlatmak ister misin? Bu sefer sen anlat ya. Tamam, anlatayım. Bu salep kış mevsiminin sevilen içeceğidir. Oh. Ve bu salebin ana maddesi yabani orkidenin çiçeklenme zamanında toplanarak elde edilir. Salep bitkisinin kökleri toplanır ve kurutulur.
kurutulan kökler toz haline getirilir. Sıcak süt ve tarçınla birlikte tüketilen bu leziz içeceğin içindeki ana madde işte bu şekilde üretilir. Harikasın be. Hadi gidip salep içelim öyleyse ya. Aa dur yahu. Domates suyuna ne oldu? İçmeyecek miyiz? Tamam. Evet kardeşler, görüşmek üzere. Elçi Paulus'un sonraki yolculukları için biz yine burada olacağız. Öyle değil mi Zee? Biraz sabredemedin mi Zee? Ya ben de Salep'i çok seviyorum ama bu acele niye? Bak kardeşlerinle vedalaşmadın ama. Neyse ben Zee'nin adına da vedalaşayım sizlerle. Önümüzdeki sezon görüşürüz çocuklar. Bay bay. Sözü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm benim gerçekten en yüreğimi ısıtan, en çok sevdiğim ve sizinle düşünmeyi en çok sevdiğim ve keyif aldığım bölüm. Çünkü bu bölümde bizler Tanrı'nın neler yaptığını, hayatlarımızda neler yapabileceğini ve aslında bizim nasıl kişiler olmamızı istediğini ve bizi ne kadar çok sevdiğini konuşuyoruz her seferinde. Geçen günlerde, sanırım dün de hatta, bir bölüm okuyorduk. Biz Naaman'la ilgili bir bölüm okuyorduk ve biz hikayenin bir kısmında kalmıştık, yarısında kalmıştık. Peki genel olarak arkadaşlarıma şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Naaman hikayesinde acaba neler olmuştu? Kimdi bu Naaman? Arkadaşlar, Naaman güçlü bir komutandı. Gerçekten güçlü bir komutandı. Ama bazen kötü şeylerde yapmışlığı vardı hayatta. Hatta evinde kalan küçük hizmetçi bir kız vardı. Çok eskiden, daha öncesinde o kızın ailesine çok büyük bir zarar vermiş ve ailesini yok etmişti. Ve o zavallı küçük kız yalnız kalmıştı ve Naaman'ın evinde hizmetçi olarak çalışıyordu. Ve Naaman kısaca çok gururlu, kibirli, kendi gücüne güvenen, her şeyi yapabileceğini düşünen bir adamdı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Naaman çok hastalandı bir gün. Onda cüzzam denen bir hastalık çıktı ve cüzzam çok eski zamanlarda olan bir hastalıktı. Şimdi artık tedavisi bulundu onun. Pek görmüyoruz, yaşamıyoruz. Ama o zaman tedavisi olmayan bir hastalıktı ve çok üzücü, çok zor bir hastalıktı. Böyle insanların bedenlerinde yaralar çıkıyordu ve o yaraların çözümü olmuyordu. Sonra o yaralar büyüyordu ve çok büyük zararlar veriyordu bu kişilere. İşte bu yüzden Naaman gerçekten çok acı çektiği bir hastalığa yakalanmıştı. Ve sonra ne olmuş? Hiç beklenmedik bir şekilde, normalde aslında o evindeki minik hizmetçi kız Naaman'a hala çok öfkeli olması gerekirken, çünkü onun ailesini yok etmişti, ona çok büyük bir zarar vermişti Naaman, ondan nefret etmesi gerekirken Naaman'a yardım etmek istedi. Bu çok güzeldi. Ve sonrasında hikayenin devamında Naaman bir şekilde sanırım Elisha'ydı, evet. Elisha adındaki bir insan, bir kişi tarafından bir yere çağrıldı. Bence bu Tanrı'nın planıydı. Tanrı onu bir şekilde çağırttırdı şifa alması, iyileşebilmesi için. Ve tabii ki de Naaman ondan sonra gitti Elisha'nın yanına. Ve Elisha'nın evine gittiğinde ona kapıyı Elisha değil, onun hizmetçisi açtı. Ve bu Naaman için çok şok bir şeydi. Çünkü Naaman güçlü bir komutan olduğu için insanlar ona her zaman çok büyük saygılar gösteriyorlardı. Onu kapılarda karşılıyorlardı. Ondan korkuyorlardı belki. Ama o gün ilk kez biri tarafından büyük bir saygıyla karşılanmadığını hissetti. Yani Elisha kendi bile gelmemişti onun yanına. Hizmetçisini göndermişti. Ve ona dedi ki hizmetçisi, Naaman git şu gölde yıkan dedi. Ve ondan sonra arkadaşlar Naaman tabii ki çok şaşırdı, çok sinirlendi ve ne yaptı? Evet, geri döndü. Çok öfkelendi çünkü. Bunu yapmak istemedi. Dedik ki yani nasıl yani, ben herkesin girdiği bir nehire mi gireceğim? Herkesin girdiği bir yerde mi yıkanacağım? Ben komutan Naaman, nasıl böyle bir şey benden istenebilir diye kibire kapıldı. Şimdi yavaş yavaş şu an olduğumuz yere doğru geliyorum, hikayeye doğru geliyorum. Arkadaşlar, Tanrı Naaman'ın içinin dışından daha hasta olduğunu biliyordu yüreği. Çünkü kibir ve gurur aslında büyük bir hastalık arkadaşlar. Tanrı'nın hiç hoşlanmadığı ve iyileşmesi gereken bir hastalık. Naaman çok gururluydu. Tanrı'ya ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Kalbi doğru şekilde çalışmıyordu. Hiçbir şey hissedemiyordu yüreğinde. Yani aslında Naaman'ın yüreğinde cüzdan vardı. Tanrı Naaman'ın vücudunu iyileştirmekle kalmayacak, onun gururunu da iyileştirecekti. Harika bir şey bu.
Sonunda Naaman nehirde yıkanmaya ikna oldu. Çünkü çok çaresizdi. Ve başka hiçbir çare ona kimse tavsiye etmiyordu. Ve bunu yaptığında vücudu hemen bir bebeğinki kadar yumuşacık oldu. Yani aslında sadece dinledi, kibiri bir kenara koydu ve hemen iyileşti. Naaman bunun için Elişe'ye para ödemek istedi. Seni iyileştiren Tanrı'ydı. Ona para veremezsin diye itiraz etti Elişa. Bunun bir ücreti yok. Çünkü Tanrı'nın paraya ihtiyacı yok. Evet, para burada, bu dünyada bize gerekli ama Tanrı'ya para gerekmiyor arkadaşlar. Bizler sadece Tanrı'ya belki sevgimizi, belki ona dualarımızı verebiliriz. Böylece çok ama çok hasta olan bir adam iyileşti ve bu bağışlamayı seçen bir hizmetçi kız sayesinde oldu. Evet, bu bağışlamayı seçen bir hizmetçi kız sayesinde oldu. Çünkü eğer o evindeki küçük hizmetçi kız ona yardım etmek istemeseydi, onu affetmemiş olsaydı Elişe iyileşemeyecekti. Elişe değil, özür dilerim. Naaman iyileşemeyecekti. İşte bu yüzden bizim hayatımızda birini affetmemiz o kişinin hayatını çok büyük bir şekilde değiştirebilir. Yani aslında bizler birini affettiğimiz zaman, çok kızdığımız birini affettiğimiz zaman sanki bizim hayatımız değişiyor gibi hissediyoruz ki bu doğru zaten. Aslında bizim hayatımız değişiyor, bizim yüreğimiz iyileşiyor, üzgün olan duygularımız iyileşiyor. Ama aynı zamanda bir başka kişi de bizim sayemizde iyileşiyor olabilir arkadaşlar. Tanrı günahın da cüzdan gibi olduğunu biliyordu. Çocuklarının kalpleri doğru şekilde çalışmıyordu ve eninde sonunda bu yüzden öleceklerdi insanlar. Yıllar sonra Tanrı başka bir hizmetçi gönderdi ve o da tıpkı o küçük kız gibi bağışlayıcı olacaktı. Tanrı'nın tüm çocuklarını bağışlayacak ve kalplerindeki o kötü hastalığı iyileştirecekti. İşte bu da Mesih İsa'ydı. Herkesin kalbi kırılmıştı ama Tanrı kırık kalpleri iyileştirebilirdi. Evet arkadaşlar, bu hikaye bu kadar ve bu hikayenin gerçekten yaşanmış bir hikaye olduğunu asla unutmayın. Eğer kalbiniz kırıksa, kalbinizde kötü duygular varsa, kalbinizde öfke, nefret, kıskançlık, kırgınlıklar, kendini güzel hissetmeme, kendini başarılı hissetmeme gibi ya da itaatsizlik, anneye babaya itaat etmeme duygusu. Yüreğinizde böyle duygular varsa arkadaşlar, Tanrı sizin kalbinizi onarmak, Tanrı sizin kalbinizi iyileştirmek ve sizlerden çok sağlıklı insanlar yaratmak için hazır bekliyor. Sadece Tanrı'ya dua etmeniz yeterli. Nora abanı sizi çok ama çok seviyor. Bugünlük bu kadar. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.